Dansçı Seyri'nden herkese merhaba. Bugünkü konuğum Ilgın Sönmez. Güzel bir film seçti ama öncesinde Ilgın'ı bir tanıyalım. Ilgın bize bahsetsin. Editör tarafı var. Tiyatroyla uzun yıllardır ilgileniyor. Tabii bir süre ara verdin, değil mi Ilgın? Öyle bir sürecin de var. Ama bence sen aç, bir senin sürecini de seni de tanımış olsun dinleyici. Ben doğduğumdan beri aslında tiyatroyla tanışık bir kuşağın çocuğuyum. 70'lerde sizler hatırlamazsınız. Televizyonda televizyon tiyatrosu, radyoda da radyo tiyatrosu vardı. Erol Keskin, Suna Keskin vesaire. Ve biz bütün klasikleri, tekstleri, metinleri, isimleri vesaire zaten bilerek ilkokula başladık. Ondan sonra ben bir kulüp vardı ilkokuldayken. Direkt tiyatrolu oldum. Hocamız da ŞT'den Mehdi Yeşildeniz'di, dede yaşındaydı. Ben de çok özel ilgilendi ve bütün Türkiye tiyatrosu hakkında Metin Andı'ndan Görüş Sururisi'ne daha 8-9 yaşındayken ben bir bilgi üzerinden film izlemeye, oyun takip etmeye vesaire başladım. 1981'di. Sonra aradan yıllar geçti. Konservatuar sınavını bir kez denedim. Çok talihsiz bir deneyimdi. Hani ikincisine girmedim bile ve konservatuar meselesini tamamen rafa kaldırdım. Ama tiyatro hep hayatımdaydı, performans hayatımdaydı. Danslı değilse de hareketle yakından ilgilendim. Camianın tanıdığı, camianın yakınında bir ismim. Ama içinde bir isim hiçbir zaman olmadım. Bu sadece tiyatro için geçerli değil, edebiyat, basın vesaire için de geçerli. Her şeye çok yakındım ve her şeyin çok da dışındaydım aynı zamanda. Sonra uzun bir dönem boyunca hiçbir şey yapmadım. Yine eleştiri yazdım, ne sahneye çıktım çünkü bunları yapıyordum. Ne yaptın o dönem? Onu da evlendim ve başka bir iş yapmaya başladım. Benim için bir mantık kararıydı çünkü oyunculuğa devam etmeme ve başka bir şey yapma. Her ay başı maaş almaya karar verdim. Bu dönem hepimiz onu düşünüyoruz. Ben de düşündüm. Biraz erken düşündüm. Yani sadece aramızdaki fark bu olabilir. Sonra bir arkadaşım beni Afife jürisine önermiş. O 3 yıllık Afife maceramla beraber aslında tiyatro tekrar başlamış oldu. Bundan 2-2,5 sene önce de yine artık hani bir oyun yapalım, bir şey yazalım, bir şey koyalım vesaire derken bugün bir baktık işte artık burada Koma var. Koma sahnesi açıldı. Evet, pandemi var. Ama Koma sahnesi açıldı ve 2-3 ay sonra mı? 3 ay 10 gün sonra pandemi oldu, evet. Çok fena olmuş, darbe gibi biraz. Evet, ama işte yaşım ve tecrübem itibariyle artık hiçbir şey beni yeterince şaşırtmıyor. Bu süreçte artık galiba hiçbirimizi hiçbir şey şaşırtmıyor. Yani nasıl gideceğimizin yolunu hiç göremediğim için. Yani adapte olmanın özellikle ben şöyle düşünüyorum. Hikaye anlatma işinde olanlar, yani kendi varoluş biçimlerini bir hikayeyi oluşturma üzerinden tanımlayanlar, hayatta kalmanın ve var kalmanın ve onu dönüştürmenin de bir yolunu mutlaka buluyorlar. Dünya sanat tarihi de, tüm sanatlar, karma disiplinler için söylüyorum bunu, büyük krizlerden sonra büyük çıkışlar yaşıyor aslında. Siyaseten de bu böyle. Siyaseten büyük çöküşlerin ardından bir çözüm dönemi geliyor. Lütfen ya, artık gelsin. Ama yani sonuçta bu oluyor. Bilimsel bir gerçek. Fakat bu tarihe yönelik olarak uzun 10 yıllar içinde gerçekleştiğinden her kuşak bunu deneyimleme, ikisini birden deneyimleme şansına sahip olamayabiliyor. Belki Türkiye'nin bu çöküş ve yeniden çıkış şeyini, yani dilerim biz yakında görebiliriz. Matematik olarak baktığımızda görmemiz lazım. Sorunsala görebilecek gibi durmadığımızı matematik olarak söyleyebilirim zaman açısından. Ama bu mutlaka olacak. Umarım bizim hala üretken olduğumuz, hayata bağlı olduğumuz bir süreç içerisinde gerçekleşir. Yani öyle olmak da zorunda. Aslında bir yandan da üretime devam ediyoruz. Şundan dolayı da söyledim. Sonuçta bu şeyin bu yıl değil, hatta bir sonraki yılda devam edeceğini biliyoruz ya. O yüzden herkes artık işine sarılıp bir yerinden tutup... İstersen daha evet, açık bunu evet, söyleyelim. Yani gerek Batı basını, gerek Amerikan basını, gerekse bizim bilir kişilerimiz bu işi 2024'ün sonuna doğru bir normalleşme, hayatın eskisi gibi devam eder hale gelmesi üzerinden okuyor. Bu nedenle de zaten bir dijital dönüşüm yaşanıyor. O yüzden de başlamamız ve yaratacağımız her şeyi bir şekilde o dijital varyasyonlara bir şekilde geçirip
hayata devam edip aslında senin bahsettiğin şey üzerinden o üretime devam etmek zorundayız da. Elbette, sadece bunun bir maddi boyutu da var. Küçük ekonomik şartlar altında yaratıcılık yine kendini ortaya koyacaktır. Ama işte seyircili yapacağım, biletli yapacağım vesaire gibi şeylere girdiğinde o dijital kurguyu tabii ki ciddi bir maddi maliyet ve organizasyon gücü girmesi gerekiyor devreye. Bu an, yani bu yaşadığımız günlerde bu şu an çok pahalı. Ve bu nedenle Batı da dijitali ve dijital canlıyı çok ekonomik biçimde kullanıyor. Yani ayda 2, ayda 3, ayda 4, ayda 5 falan filan gibi. Fakat her pahalı teknoloji gibi kısa vadede son derece karşılanabilir bir fiyatlandırmaya dönüşeceğini ben şimdiden söyleyebilirim. Biz yine her zaman olduğu gibi bu dönemin kurbanları olarak gerekeni ödeyeceğiz. Biraz öyle olacak yani, evet. Maalesef. Çünkü şeyi düşünüyorum da şu an mesela hani podcast'imizin konusu dans filmleri. Evet. Ve oradan bakınca aslında şimdiki projelerin hepsi bir filme dönüşüyor. Benim için öyle yani. Çünkü dijital aktardığımız evet. Her şey. Ne yaparsan yap, yani bir dans projesi de yapsan, ki ben şu an yeni bir repertuar çalışıyorum. Yeni bir dans filmi çalışıyorum. Dans filmi dedim, bak farkında mısın? Fark ettim. Çünkü bunu sahneye uyarlayamayacağım için şu anki koşullarda, çünkü sahneden canlı yayın yapan o kadar çok az sahne var ki zaten aslında bunun olanaksızlıklarını biliyoruz aslında. Ki o da çok sıkıntılı, evet. Devreye girelim. Çünkü canlı yayın programı yapan bir sahnenin programına girdiğinde o gece için vermen gereken kira fiziksel ortamda vermen gereken kiradan daha fazla. Bingo. Ve şöyle de bir şey var işte. Tam bu noktada sen çıkaracağın repertuarı, yani en azından şu an ben çalışırken şunu hep gözetiyorum. Evet, bu iş dijitale aktarılacak ve bir şekilde yayından gösterileceği için kamera açısı hayal etmek ve buna göre koreografi yapmak zorunda kalıyorum. Ve bu aslında işin sonunda düşündüğüm ya da yapmaya çalıştığım şeyin bir dans filmi olduğunu görüyorum. Ve hem bu taraftan üzüntü içindeyim, yani bir hayal kırıklığı var, hem de bir taraftan beni en azından bu gösterecek ve bir şeye dönüşecek diye motive eden, ayrılıyoruz. Evet, motive eden bir yer de şu var. Şu noktada ayrılıyoruz. Bir kere senin film dediğin şeye ben bir sinema olarak bakmıyorum. Hı-hı, tabii burada ki. Ayrılıyoruz. Artı bunda bu, ben de hemfikirim bu arada. Okey, yani şey ifade biçimi, hı-hı, olarak söyledim. Anlatabilmek zaten güzel. Bir farklı tür olarak devreye girdiği için de bu beni heyecanlandırıyor. Ve fakat reji sırasında da bunu gerek backstage'de yazarken, gerek sahne üstünde yazarken de kamerayı düşünmüyorum. Anlatabiliyor, hı-hı, muyum? Ben düşünüyorum. Kamera mesela açısını düşünmüyorum. Ben koreografi yaparken düşünmek zorunda kalıyorum. Şu sebeple bunu belki de consider etmen lazım şu noktada. Çünkü kamera da eski bildiğimiz kamera değil. Yani dijitale giren kamera aslında bir sahne unsuru olarak giriyor. Girecek. Yani ışık gibi, aktör gibi, kostüm gibi, alan gibi, mesafe gibi. Aslında etten kemikten nefes alan canlı bir bedene takılı bir şey olarak girecek. Ve o da seninle beraber hareket etmesi gereken bir unsur. Yani aslında belki de bunu düşünmek yerine şu an beyin jimnastiği doğru, yapıyorum. Doğru. Aslında kamerayla prova yapmak belki daha mantıklı bile olabilir. Çünkü o da bir dans unsuru, dans eden bir beden olarak girecek. Evet, bunu bir düşüneceğim. Bence, hı-hı, mantıklı, çok güzel. İyi bir yermiş. Yani hiç bu tarafından bakmadım. Çünkü onu düşündükçe bu sefer aslında doğru. Koreografiyi bu sefer ona uyarlamak üzere çalışıyorsun. Aslında o değil. Amaç o değil yani. Ve tiyatroyu çekmek, tiyatroyu filmleştirmek, ki beraber de çalıştık bir bakanlık, aynen, işinde biliyorsun. Burada da, orada da biz onu deneyimleyememiştik. Ama şunu biliyoruz. Diziyi çekmek, programı çekmek, filmi çekmek gibi değil. Değil aslında. Bambaşka bir iş. Yani bu reji ekibi için de yeni bir tür olarak giriyor devreye. Aynen. Oyuncular için de. Yani oyuncularımız dizilerde de oynuyorlar ama tiyatro filmingi sırasında dizi tecrübesi işe yaramıyor. Tabii ki. Aslında bunu en başında açarken Şubat'ta söylemiştim. Toparlayayım aslında. Tamam, dağıldık. De bunu. Yo, dağılmadık. Güzel gidiyor. Çünkü bu aslında bizi besleyen de bir şey. Doğru, hı-hı, bir yer. Olduğumuz yerde. Şundan dolayı da söylemiştim. Ben mesela hani koreografimi yaparken reji ekibinin
çektiği açı benim için, yani onların çektiği ya da doğru bulduğu açı benim açım değil yani. İşte ben de diyorum ki onun organikleşmesi olarak, gerekiyor. Öyle. O yüzden söylediğin şeye şimdi takıldım. Onun provalanması icap ediyor. Aynen. Evet. Çünkü öyle düşünüyorum. Onun gördüğü açı benim gördüğüm açı değil. Benim üç boyutlu şu an çok iyi anlaştığınızı düşünüyorum. Evet. Hani o yüzden benim için bir kayıt sadece derken bunu kastediyorum. Evet, evet, yoksa eğer benimle prova yapmıyorsa kayıt ekibi. Evet. Benim zaman, için aynı şey değil. Beni kaydet o zaman. Bir set gibi bir şey oluyor o zaman. Evet. Otomatiğe ama bağlı. Yine olmuyor da. Evet, yine evet. Aynı şey olmuyor ama işin en sanatsal kısmı beraber organlaştığında olacak. Peki. Filme gelelim buradan. Gelelim. Aslında güzel bağladık. Frances Ha. Neden seçtim? Yani niye bu film? Ben daha önce izlemiştim. Sen önerince ikinci kez. Ben de muhtemelen seninle beraber aynı sene izlemişimdir. İlk vuku bulduğu sene. Birçok aslında dans filmi var. Hem konvansiyonel hem gişe hem de aslında experimental olarak kabul edebileceğimiz. Ve aslında hepsine de ulaşabiliyoruz. Neden Frances'i seçtim diyecek olursa. Ben şöyle bir şey soracağım sana. Beni yaşam biçimleri, jenerasyonlar ve sanatçının farklı şehirleşmeler içerisinde kompozisyonlaştırılması çok ilgilendiriyor. Yani yaşam biçimlerine büyük bir açlıkla böyle baktığım için ben mesela yurt dışına gittiğim zaman falan da geceleri nehir kıyılarında dolaşırım. Evlerin perdeleri açık olur çünkü. Nehir kıyısında yürüyüp evlerin içini gözetlerim. Bunun gibi bir şey. Başka sanatçılar nasıl yaşıyorlar? Başka gözler o sanatçıları nasıl görüyor? Dansçılar nasıl yaşıyor vesaire gibi bir yerden yaklaşıp bunu hem drama ile birleştireyim hem de işin içinde ucundan kıyısından biraz da dans olsun diye düşünerek Frances'i seçtim. Bir de şu sebeple de seçtim. Frances'in şöyle bir özelliği var aslında. Dansçı o dansçı hayatı yaşamak istiyor ama Frances bir dansçı değil. Evet, bildim. Yani ve bu şu an çok önemli bir yere de denk düşüyor aslında. Yani etrafımız oyuncu kaynıyor, etrafımız dansçı kaynıyor ama acaba kaç tanesi gerçekten dansçı? Dans ediyor veya evet, bu ya da mesleğini yapabiliyor aslında ya da kaç oyuncu? Birçok açıdan bakabiliriz. Mesleğini yapma şansına sahip. Mesleğini yapma şansına sahipse kaç tanesi hakkını veriyor? Bu işin ne kadar özenmeyle alakalı, ne kadar yetenekle alakalı? Yetenek hiç olmadığında, eğitim hiç olmadığında hikayeyi bedenle anlatma tutkusu yeterli mi? O eğitimi, o denetimi, disiplini olmayan biri istediği camiada tutunabilir mi? Sorularını çok devreye soktuğu için. Filmin genelinde zaten bu soruları evet. Aslında defalarca sordurtuyor. Ki şey de güzel gelmişti bana. Orada bir iki kadının arkadaşlığının ve kritik bir yaş. Evet, 27 çok, yaş dönemi. Çok toy bir yaş. Aslında hayata hem atılmak için ve bir şeyler yapmak için hırslı da bir yaş. Yani ama bir yandan da o bilinmezliğin içerisinde böyle tutunamayacak bir de şey hırsları da var aslında. Hani o kendi aralarında ilk hani ev arkadaşlığı yaparken ki kurdukları cümleler benim hoşuma gidiyordu. Yani hani birbirlerine anlattıkları bir hikaye var. Sürekli işte dünyaya egemen olacağız. İşlerimiz de çok iyi işte. Sen harika bir yayıncı olacaksın. Ben harika bir dansçı en olacağım. En önemlisi sınıf farkı. Evet. Bak şimdi. Hayaller Frances'in var. Kaybı nerede? Filmin en başında Frances'in yaşam biçimiyle ilgili bir şey fark ediyoruz. Erkek arkadaşı birbirlerini sevdiklerini düşünüyorlar. Erkek arkadaşı Frances'e diyor ki gel benimle yaşa. Evdeki ev arkadaşını, en yakın arkadaşını bırakamadığı için yaşamını değiştiriyor Frances. Evet. Ve çok kısa bir süre sonra, muhtemelen 10 gün sonra bu olaydan hiç haberi olmayan ev arkadaşı onu erkek arkadaşı için terk edip başka bir eve taşınıyor. Sofya'nın ilk kazığı bu. Aslında bu da bir sınıfsal davranış evet. Bu arada. Evet. O sınıfsal davranış Frances'te yok. Bu temizlik beni çok etkiledi. Frances bunu kaybetti mi, kaybetmedi mi? Ya da Frances'ler bunları kaybediyorlar mı, kaybetmiyorlar mı? Ya da şu tarafından bakarsak aslında Frances'in yaptığı şey bana sosyal bilinçsizlik gibi de geliyor. Yani aslında Sofya'nın yaptığı, yani hani kazık attı dedim ya demin, kesinlikle kendi hayatını organize etmek üzerine pat diye karar alıyor ve kalbinin sesini dinliyor ve gidiyor. Gidiyor ama Frances'in yaşadığı şey aslında sosyal bilinçsizlik. Aslında o
kirlenmemiş dediğimiz şeyi tam anlamıyla bence kendi hayatını ya da kendini odağa alarak yaşamayı daha öğrenememişlik. İşte bu şart mı? Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Bence değil. Hepimizin bu arada hayatında bir dönem Fransız olduğu anlar var. Şöyle bir şey var. Hayatını bu şekilde geçirmek de mümkün. Üstelik bir sanatçı olarak da bu şekilde geçirmek mümkün. Hı hı. Ama şöyle düşünelim. Stanley Kubrick bir Fransız ruh haline sahip olsaydı her ayrı yapıtta başka bir başyapıt yaratamaz, başka bir türü tekrar inşa edemezdi. Hı hı. Yani Francis de aslında sanatçıya dair o egosantrizmin olmadığını yönetmen ve senarist bize ilk sahnede zaten söylüyorlar. Aynen. Yani Francis'in sadece eğitimi değil, aslında sanatçıya dair o egosu da yok. Evet. Yani... Ama tabii filmin en sonunda bir ufak bir ters köşe var. O çok hoşuma gitti. Çünkü sürekli ona bir büro işi dayatılıyordu ya. O büro işiyle birlikte yürüttükten sonra bak kendi işlerini de yapabilirsin dediği noktada aslında ufak bir koreograf. Evet, uzlaşmayla birlikte gelen o ona yetecek kadar olan bir koreograflık zemini sunuluyor ya. Hı hı. Yani sen asistanlıkta da böyle küçük işler yapabilirsin ve ona tabi oluyor aslında. Sonunda kabul ediyor. Ben orada Noah ve Greta'nın yazdığı şunu sevdim. Çok aslında gerçek ama o tabii ki onun hikayeleştirilmiş biçimi. Yani şöyle söyleyelim. X şahıs X taşradan gelip sadece kendisi olduğu için bir şeyleri kolayca yapabileceği duygusuna sahiptir. Her zaman sahiptir ama gerçek buna işaret etmez. Sonuçta o emeği de vermen lazım. O zamanı da vermen lazım. Ve bir noktada bunu ben beraber çalıştığım juniorlarıma hep çok söylerim. Genelde şöyle gelirler gençler. Ben ne alabilirim? Ne alabilirim? Alabileceğim ne var? Ne var? Halbuki hayatta aslında ne verebileceğine bakmak lazım. Çünkü kimyasal olarak bulunduğun yerde verebildiğin zaman bir şeyler alıyorsun. Dairleşiyorsun ve almaya başlıyorsun. Sen orada kendine verdiğin şeyle o yeri açmadığında olmuyor. Yani Francis de aslında bu anlamda kaybolmuş biri. Hiçbir şey veremiyor. İşte tam olarak öyle. Ve bunu kendine hep iyilikle, saflıkla açıklıyor aslında. Çok kıymetli bir senaryo. Yani, kesinlikle. Ve Francis'e dair de çok açık. Mesela bazı dans sahneleri var. Arkadaşları çok iyisin diyor ama ayaklarını, adımlarını bile sayamıyor aslında Francis. Aynen öyle. Biraz benim gibi. Koordinasyonu da yok ama hocam. Ama aslında orada ona iyisin diyen arkadaşlarının hiçbiri dansa yönelik hiçbir şey bilmiyor. Yani o ev arkadaşları ya da daha tiyatro. Çünkü kendi alanı içerisinde aslında hep yedekte tutulan. O da bir durumdur ya, evet. Bak bu da çok yaşadığımız bir şeydir. Sen bir alanın uzmanısındır. Yani profesyonelisindir. Ve dersin ki şurada şöyle bir problem var. Ama ortalama arkadaşı, yani işte finans bankın mali işler müdürü olan beyaz yakalı arkadaşı der ki sana bayıldım. Genelde sanatçının işine şu gelir, arkadaşının söylediğine tutunup profesyonele isyan etmek. Oysa aslında yani Francis'te şöyle bir şey görüyoruz. Çok hayata tutunamayan, bence o daha böyle çok sanat olmayan, yani yaşama tutunmaya çalışıyor ama dediğin şeye katılarak söylüyorum. Hani bir şey vermeye çok meyilli olmayan, bir şey öğrenmeye... Bilmiyor. Yani sanatı da çok aslında hani dansçı olmak istiyor ama gerçekte istiyor mu? Yani onun için gerekli özveriyi veriyor mu? Gerçekten bu sanat mesela olayına... Mesela bir burjuva ikili arkadaşı var ya, bir ev arkadaşı. Ev arkadaşları değiştiğinde. Evet. Mesela Sophie de o eve geldiğinde diyor ki burası tam bir burjuva evi. Sanat Bobo evi bir yandan da diyor. Ama işte şöyle bir şey var. Acayip bir sınıf ayrımı, sanatçılar arasındaki sınıf ayrımını çok güzel çizmiş bir senaryo var. Çok basit. Çünkü şöyle bir şey var ki aslında sanat bir burjuva keşfi zaten. Ve hani onun tarihini yazan da aslında burjuva sınıfı. Ve onlar o kadar rahatlar ki o bilginin içinde. Burada şöyle bir kritik unsur var sadece. Çağımızın getirdiği bir avantajla burjuva sınıfına ait olan o bilgi artık ulaşılabilir noktalarda herkesin ulaşabileceği şekilde duruyor. Fakat işte Francis'in ait olduğu kök onu arayıp bulmaya da teşvik etmemiş. Noah bunu söylüyor aslında yönetmen. Ama şey kısmıyla ilgili, yani o ev kısmına çok katılamadım. Şöyle ki, yani benim antitezim. Şimdi o evdeki iki tip
Gerçekten hiçbir şey yapmayıp sadece koleksiyona Bobo abanan, işte. evet, koleksiyona abanan ve sadece Ama doğru şeyleri tabii, alan. ama şöyle yani sanatı arkasına alan ama sanat yapmayan, Evet. sadece bunu koleksiyonuyla övünen tipler Evet yani. ama orada çok rahatlar değil Evet, mi? Bunu işte ama o kastediyorum aslında işte. hani sanat mı ya da burjuva sanatı mı? Bence değil. Burjuva sanatı demiyorum. Sanat bir burjuva keşfediyorum, icat ediyorum, tamam mı? O yüzden de bütün materyal aslında onların elinin altında. Halbuki Francis de o bilgi olsaydı, girmeye çalıştığı dans kampanyasının lead dansçısı gibi yetenekli olsaydı, o bilgi evde olsaydı, hazır olsaydı, kendisinin bir de gerçek isteği devam etseydi, o zaman gerçekten dansçı olacaktı Aslında falan gibi. Francis'in bir dans bilgisi var. Dans ortamı da var. Çünkü o kampanyanın içinde yıllardır aslında Evet asistan ama olarak duruyor. Tabii kıpırdayamamış. hatta yani o baş dansçıyla hani baş dansçıyla da bir dönem aynı evde kalıyor. Evet. Diğerleriyle kaldığında. Onun o donanımı var ama onun da gerçekten bir sanatçı kişiliği yok. Sanat yapma isteği de yok. Yani arada bir kişilik. İşte O kabul etmek vazgeçişleri evet istemediyor. O işte. yüzden birçok açıdan şöyle de bakabilirsin. Sonunda o eteği ve o gömleği giyiyor olması o bir yenilgi olarak da okunabilir. Ama ondan sonra provada yapıyor oluşu başka bir aydınlanma Belki de yaratabilir. aslında bir rahatlama da olabilir. Çünkü ofiste Kendini çalıştıktan kabul sonra etmek. evet şey Aslında beni çok hepimizin meselesi o değil mi? Yani. yani tabii kabullendiğin noktada başka bir şeye de dönüşebiliyorsun ama o Hı. zaten bence bir olgunlaşma süreci. İşte evet. Yaşla gelen bir şey de değil, deneyimle gelen bir şey. Şey çok ilginç gelmişti bana. Böyle filmin sonlarına doğru artık böyle Sofya ile karşılaştığı ve bir gece hani böyle Sofya'nın çok içip kusup onun yanında kaldığı bir gece Sofya şey dedi. Aslında bir itiraftı da. Ben hep senin rekabetçi biri olduğunu düşünüyordum dedi Francis'e. Mesela oradaki handikap çok ağır geldi bana. Çünkü şey o kadar rekabetçi biri değil ki ve o aslında ilk evden ayrılırken bile İşte kendisine en yakınındaki evet bile çok onu hiç enteresan. anlamamış, hiç Evet. tanımamış. Mesela zaten başta böyle ol ama ona neden şaşırmadım ben? Noah zaten en başta böyle olacağını bize söylemişti. Yani Francis onun için bir şeyi böyle itti. O da aynısını Evet Francis'e ama kazık işte olarak soktu o yani. Sofya'daki o hırsı görememiştim ben mesela. Şey zannediyordum sadece. Evet bencil kendi hayatının üzerinden gidiyor ama aslında asıl korktuğu şey Francis'in başarılı olmasıymış. Çok güzel bir Çok büyük noktaya bir değindin. handikap bu Evet. ya. Ben mesela burada sarsıldım filmin orası. Nasıl ya? Yani senin korktuğun şey bu mu? Oysa Francis'in gözünde o zaten çok başka bir yerde. Hem sınıf olarak hem başarı düzeyi olarak hiçbir zaman Sofya'nın düzeyine ulaşamayacağını düşünüyor Francis. Aslında işte o rekabet duygusu olmadığı için de Sofya onun üzerinden yürüyor ve gidiyor. Aynen. Yani şeyde ağlar ağlarla, beyler beylerle de C'ler C'lerle arkadaş olur meselesi var ya ya da evlenir. Yani duruma ayıyor Çok güzel arkadaş. ya. Bir de siyah beyaz filmleri çok seviyorum İşte ben. o zaten beni çeken en önemli unsurlardan biriydi. O çiftin acayip bir sinematografisi var. Girilecek konu değil şu anda ama referans direkt Fransız yeni dalgasına olduğu için çok acayip bir görsellik ve kendine has bir atmosfer. Zaten dramada en önemli unsur atmosfer yaratmak. Bizim de en zayıf olduğumuz aslında hem edebiyatta hem sinemada hem tiyatroda dansta vesaire unsurdur atmosfer yaratmak. Biz atmosferi tasvirle karıştırırız. Bir şeyleri açıklamaya didaktik bir şekilde çalışırız. O şöyledir, bu böyledir. O şu anlama gelir, bu da şu demektir falan filan gibi. Karakter aracılığıyla bile bunu yaparız. Bu bir hastalık. Atmosfer o değil ama. Yani atmosfer ya vardır ya yoktur. Yani onu böyle sanatçı kişiliği, kimliği gibi bir şey aslında. Yani Bu filmin atmosferi ne? Yani en seni etkileyen bölümü ya da atmosferi neresiydi? dediğim gibi genel olarak ben bir New York filmi olmasına, New York'u bir Avrupa kültürünün ürünü olan yeni dalgayla birleştirmesine ki sonradan bir trende dönüştü ve bu minvalde aşağı yukarı 15-20 film yapıldı farklı temalarda ama hep sanatçı temalı, sanatçı içerikli. Ve Greta'ya karşı olan özel ilgim, neye yakınlık duyuyorum dersen hani filmin hani senaryo şu bu vesaire ama daha çok Greta'ya ben o ne yapsa izliyorum, onu takip ediyorum, hayatını okuyorum vesaire. Hani kayıtsız kalmadığım biri benim hayatta. Çok önemli bir isim olduğunu, çok yaratıcı bir kadın olduğunu düşünüyorum. Ve çok güçlü hikaye anlatıyor, çok iyi bir oyuncu. Birçok şeyi olduğu gibi yani oyunculuğu, yazarlığı, şunu bunu her şeyi hiç abartmadan yapıyor.
Çünkü benim şöyle de bir inancım var. Bir şeyleri çok fazla ciddiye aldığımızı düşünüyorum Yeşim. Yani bir şey anlatıyorsak, bir hikayeyi anlatma halini ciddiye alıyoruz. Mesela dansta bir açılma hareketi yapıyor. Hareketi yapan dansçı, hareketin içindeki dansçı o kadar ciddi ki suratına öyle bir ciddiye takıyor ki. Halbuki şöyle bir mesele vardır. Carpe diem, cherish the moment. Cherish, no cherishing. Yok öyle bir şey. O anlamda Greta'nın çok su gibi, makarna gibi bir kadın olduğunu düşünüyorum. Benim o anlamda çok ilgimi çekiyor. Şuna da inanıyorum. Oyunculuk alanında da, dans alanında da, sinema alanında da bu aşırı dramatizasyon meselesi başarı olarak algılanıyor. Tam tersi bana çok itici geliyor. Halbuki çok itici, çok gerçekten müthiş demode ve içinde duygu değil bir takım teknikler barındıran bir mesele. Küçük olmalı her şey ve gerçek olmalı. Yani bütün bu dramatik dallarda, sahne sanatlarında vesaire aslında kriterimiz gerçeklik yaratmak olmalı. O an içinde bulunduğumuz meselenin içinde o dünyaya inanmalı, ait olmalı. Ya da o dünyadan rahatsız olmalı ama o gerçekliğin gerçekliğe dair bir fikrimiz olduktan sonra rahatsız olmalıyız. Yani bu işi yapma ciddiyeti beni açıkçası antipatik bulduğum bir şey. Anladım. Aslında senin söylediğin yere örnek olsa benim filmin en sevdiğim yerlerinden biriydi. Caddede koştuğu bir an vardı. Evet. Frances'in. Koşuyor ve mesela gayet ciddiyetsiz o hani bacak açtığı dediğin o jötelerle o kadar mutlu koştuğu bir yer var ki ciddi anlamda tek dans ettiği yer orasıydı. Evet. Gerçekten dans ediyordu. İnanılmaz dans ediyordu gülerek. Yani o beni mesela aldığı tek yer. Çünkü sahnede provada gülmüyor. Her şey çok ciddi adım sayıyor. Zaten hep geriden İşte geliyor. ona tribine Ha, girmek. Yani koreografide de öyle. neden? İşte Sadece oyuncusun, sadece dansçısın, film de sadece bunu yönetmensin. güzel vermiş aslında. Evet. Onu niye bu kadar ciddiye aldığımızı ya da hani Çok provanın katmanlı bir senaryo tabii işte tabii. söylediğim gibi. Tam o şeyde caddedeki şeyde ben kendimi gördüm. Çünkü ben bütün yollarda böyleyim. Kulağımda müzik biri benim hareketime mi bakıyor? Hani uçup kaçmıyorum çok ama elim durmuyor. Ayağım dedim ki evet bu gerçek. Bu gerçek çünkü o içindeki şeyi tutamıyorsun. O müziğin ritmini dinlerken küçük küçük hareketler geliyor. Niye tutayım ki? Ne diyecek? En fazla deli diyecek. Okey yani bu benim işim. Geliyor orada geliyor o kol o el. Yapacak hiçbir şey yok ve o gerçek aslında. Sonra gevşiyor sahnede de zaten o ciddiyeti atıyorsun. Jöte dediğin şey asık suratla yapılacak şey diye bir kural yok ki. Sadece şey var bence kalıtsallaşmış şey konservatuar eğitimlerinde dersi ve hareketi ciddiye alma ve seni bir disipline etme anlayışından geliyor. Ve biz onun içinden çıkamıyoruz yıllarca. İşte o da sanat yolunda çok ciddi böyle çatlaklar aslında. Çok maharetli olmak lazım o aşmak için. Gerçek mahrem anlatıcılık aslında o kabuk kırıldıktan sonra başlıyor. Sophia ile Frances, bilmiyorum fikrime katılır mısın? Yani bence çok iyi iki arkadaş. Aslında birbirlerini muazzam tamamlıyorlar. Yani bir araya geldikleri noktada ben çünkü filmin o kare kare yerlerine gittiğimde o evdeki sigara içme anları ya da birbirlerinin sohbetlerini tamamlama anları ya da en kötü noktalarında biri çok sarhoşken öbürü ne kadar uzak olurlarsa olsunlar aslında birbirlerini çok iyi tamamlayan iki arkadaş ama bir yandan da ikili ilişkide arkadaşlıklarına ihanet eden tarafta Sofya duruyor benim için biraz. Orada böyle bir uzlaşmasızlık ve aslında şey mi desem ne bileyim geri döneceğim o diğer konuya. Başta Sofya'nın kariyeri için kendi hayatı için başka bir yön seçtiğini düşünürken aslında arkadaşıyla yarıştığı o yere geldiği noktada birbirlerine ihanet eden iki arkadaş gibi gördüm. O da onların ilişkisinde senaryonun getirdiği bir katman aslında. Ve çok çok genel bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani genelde çok yakın olan ve aslında dönemsel yakınlıkları olan kadınların arasında, genç kadınların arasında çok yaşanan bir şey. İlişkinin dengesi yok Sophie ve Francis arasında. Aslında tüm ilişki Francis'in vericiliği üzerine kurulu. Yani Aynen Francis öyle. bir şey veriyor sürekli. Zaman veriyor, tahammül veriyor, üstünden veriyor, başından veriyor. Sonra bir şeyleri almaya karar veriyor. Orada da beceriksizleşiyor. Yani çünkü bunu bilmiyor. Bu da çok aslında çok ergen tipi bir ilişki.
Çünkü Francis ve Sofia'nın şöyle bir özelliği var. Benim baktığım pencereden gördüğüm bir şey bu. Şimdi biz insan yetişkinler 18-25 yaş arasında aslında hayatımızın en verimli dönemini yaşarız. Yani 25 yaşından sonra hayatın boyunca ne yapacağını 25 yaşına kadar yaptıkların söyler aslında. Nasıl yani 2 yaşına kadar karakterin oluşuyorsa hani 25 yaşına kadar en büyük enerjilerini de kullanmış oluyorsun. Ama bunlar 27 yaşında. Yani 25'i geçmişler. Bir geç kalmış olma duygusu var. Ve bu geç kalmışlık aslında sadece yaptıkları iş, yapacakları iş konusunda değil, ev, mekanlaşma, haneleşme, çiftleşme vesaire her konuda var. Konumlara ilişkin evet, zaten. Olmamışlığın getirdiği bir açlık ve hırs var. Bu hırs Francis'te de var. Ama Francis'inki hırstan çok bir inat aslında. Burada hırslı karakter Sofia. Tabii. O Sofia zaten. Francis'inki... Hatta sık sık söylüyor ya Francis, aşık bile değilsin, niye gidiyorsun Japonya'ya diyor mesela. Ve bu çok tanıdık bir ilişkilenme biçimi. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Birinin istediği gibi çözmesi ve birinin de ne istediği gibi ne istemediği gibi zaten çözmesi olarak sonuçlanıyor. Zaten Francis. O şey hallerinden bile çıkıyor o. İstediği gibi çözme ya da çözememe hikayesi. Dağıldığı anda ailesine gitme ya da Fransa'ya mı gitsem? Tamam, bir Paris'e de gidebilirim. Tamam, buraya da gidebilirim. Dernekte de çalışabilirim. Garsonluk da yapabilirim. Yani her yere de bir savrulma hikayesi tabii, var. Tabii çok sınırda bozuk şeyler yaşıyor. Yani bakacak olur çok incelersem belki de borderline yani. Çünkü hani 3 tane kredi kartını birleştirip sonsuza kadar ödeyeceği bir borçla 2 geceliğine Paris'e gidiyor. Yani tamam yani. O kafayı ben de yaşamak istiyorum ya. Ama bu işte nedir biliyor musun? O kadar her şeyini kaybetmiş olma meselesidir ki bu. O kadar her şeyini kaybettiğinde hiçbir şeyin kalmasın istersin. Yani cebindeki kredi kartı da seni rahatsız i̇şte eder. İşte mesela sen buradan görüyorsun ya, ben de şey gibi görüyorum. Ya bu rahatlığı ben ne zaman alacağım? O gerçekten borç. Keşke rahatlık olsa. Yani o kadar hiç olarak hissediyor ki kendini. Artık herhangi bir hedefle arasında herhangi bir engel olamaz. Çünkü hiçbir müdanası yok. Çünkü hiç. Onun getirdiği bir zenginlik ve bırakmışlıkla, free falling diyorlar buna Amerikanca'da. Free fall olarak gidiyor. Ve o ama orada da kendini de oraya götürdüğü için yine kendi başarısızlığına saplanıyor. Orada olduğunu bildiği arkadaşı telefonlarını açmıyor. Hani hep böyle büyük bir drama queen. Gerçek bir drama queen. Evet. Gerçek bir drama. Onu yaşıyor gerçekten. Çok unutulmayacak bir karakter ya. Bence ikincisini yapsınlar. Kesinlikle. Ama bir yandan da tabii arkadaş yani. Yani her yerinden tutuyor çünkü Sofia'yı. Ben çok isterim Francis'ı hayatımda. Her yerinden tutuyor. Ben istemem öyle bir arkadaş da. Çünkü şey... Şey yanı... Evet, sen benden daha bağımsızsın. Ben beraber yaşamayı tabii seviyorum. Yok şey de yani benim için çok rahatsız edici. Her türlü Sofia'yı affedebiliyor ve her türlü Sofia'yı i̇şte seviyor o benim. Ya. Of ya, ben en ben öyleyim. En böyle döveceğim karakterler. Tamam, ve şey. Tamam, gel döv beni. Şey halim ya, niye yapıyorsun bunu abi kendine? Niye yapıyorsun yani? Görmüyor seni, çekiyor, gidiyor. Yani kendine bu haksızlığı niye yapıyorsun? Hep o tarafındayım çünkü... Belki bir, hayatımın bir döneminde ben çok Francis oldum. Bunu bilmeden yaparak, bu kadar değil tabii. Ama hep bir veren ve iyilik, belki öyle dememek istememiştim. Belki ya bu da geçer, bu da... Ama öyle değil yani. Aslında bütün her şey sana vurmaya başlıyor. Ve özveride bulunduğun her yerden bir darbe yiyorsun. Film boyunca neyi hiç görmüyoruz biliyor musun? Francis'in bunun altında ezildiğini. Evet. Bunu hiç görmüyoruz. Asla mutsuz değil zaten. Bir de böyle evet, bir tablo var. O çok işte ben onu dedim, bu kafayı yaşamak istiyorum, ben orada da değilim. Mutsuz değil derken çok büyük derin bir şey var. Yani o mutsuzluk da dediğim gibi o hiçleşme hali ve... Hiçliği de bu arada hani hiç gibi de görmüyor. Okey bu falan diyor yani. Öyle yaşıyor. Yani o düzlemi de kabul etmiş ve o düzlem onun için negatif değil. Zaten benim sorunum orayla. Ben i̇şte negatif algısıyla alakalı. Ben mesela gerek müzik kullanımı, her türlü unsurla aslında Francis'in yaşadığı büyük depresyonu. Çünkü bazı majör karakterler böyle yaşar büyük depresyonları, büyük sıkıntıları. Yani aslında mutsuzluk çok da tanıdığımız bir şey değil hiçbirimizin. Yani o kadar farklı. Epilepsi gibi bence mutsuzluk. Yani milyonlarca çeşidi var. Hani nasıl aslında birçoğumuzda epilepsi var ama onun epilepsi olduğunu bilmiyoruz. Çünkü sayısız türü var.
Mutsuzluk da böyle bir şey. Çok kolay tespit edilebilecek, karşıdan çok rahat görebileceğimiz bir şey değil. Ama büyük bir dramatik malzeme. Kendisi dramayı üretemiyor ama kendisi dramaya büyük bir malzeme veriyor Francis'in. Anlatması çok zevkli. Kendisi de anlatamıyor sadece. Onun aslında mutsuzluğunu ben hep şeyde görüyordum. İşte içip içip ailesinin ya da o işte dansçı arkadaşının yanında içip böyle saçmalaması, sonra işte Paris'e gitmesi, Paris'te yalnız dolaşıp bir anda tamam artık geri dönmeliyim. Yani aslında o mutsuzluğu başka bir evrede yaşıyor dediğin gibi ama ona mutsuzluk demiyor mesela. Benim gördüğüm ama o sırada mutsuz yani. Hepimizin mutsuzluk tanımları da değiştiği için orada şey görüyorsun. Evet, herkesin başka bir noktadan algısı, başka bir şey var. Ben orada aslında başka bir karakteri izlediğime çok memnun oldum. Başka bir dünya var yani. Çok güzel. Bazı romanları, bazı filmleri vesaire kendine dair bir şeyler bulduğun için izlersin. Bazılarını da aslında tamamen bambaşka yaşayıp düşündüğü için izlersin ya. Yani Sofia'nın editörlük yapmaya başlaması falan beni hiç çekmedi. Çünkü Sofia beni hiç ilgilendiren bir karakter değil. Oğlum olası hiç Sofileri sevmem ben zaten. ama hani Francis'i başka bir karakter olarak tanımaktan hani yıllar önce de bundan zevk almıştım. Hani yine izledim, yine zevk aldım. Bambaşka bir kız o benim için. Bir yerde şey diyor o, bu ikinci ev arkadaşlarından biriyle buluştuğu ilk buluşmada işte ona yemek ısmarlarken falan. Tabii o benim ilgi alanım olduğu için bir anda duydum. İşte motosiklet çok sıkıcı ya, orada müzik dinlenmez diyor. Ben böyle hayır tabii ki dinlenir. Motosiklet kullanırken gerçekten müzik dinlenmez ama dinleyen bir kesim var. Ben de onlardan biriyim. Yani aslında dinleyebilirsin. Yani şöyle ama risk tehlikeyi arttırır. Çok aslında yapılmaması gereken. Yani motosiklet eğitimlerinde de bunun altını çok fazla çizerler. Çünkü kornayı duyamazsın, ilgini dağıtır, temponu hızlandırır. Ama onu çözmüşler biliyorsun. Mesela trafik seslerine duyarlı ses sistemleri var. Korna sesini duyunca duruyor falan. Ama şu da var yani o yeni sistemlerle tanışmadım ama söyledikleri şeyi direkt pratize etmiş biriyim. Şey oluyor, müziğin temposu yükseldikçe sen de gaza basıyorsun. Ya yani çok çok riskli bir şey ama tabii şöyle bir şey oldu yani ben 5 yıldır falan kullanıyorum ama 6 ay sonra müzik dinleyerek gitmeye başladım. O günden beri müzikle gidiyor yani hani kaza geçirdiğim anlarda bile önce dur bari müziği durdurayım da motoru kaldırayım dediğim anlar oldu. Yani öyle bir düzlem yok diyeceğim ama yine de onu da böyle teknik olarak altını çizmek istedim. Evet, müzik dinlememek gerekiyor. Ben kötü bir örneğim. Ama böyle filmdeyken bana dokunan tek yandı mesela. Hem dansçı tarafından geçtikten sonra ben böyle oh be bir yerden daha motosiklete konu geldi diye böyle bir sevindim. Kendimi yakın hissettim mesela orayı konuşurlarken. Ya her zaman işte bulursun aslında. Evet, evet. Bütün içerisinde bir şey seni mutlaka sana dair de çeker. Aynen. Mesela ben de kendimi hani neyi benzetmiş olabilirim? Kendi geçmişimde çünkü hepimiz bir dönem yaşadık yani. Hepimiz 18-25 yaşında olduğumuza göre hepimizin öyle zamanları oldu. Benim de büyük ev sorunlarım olmuştu. Yani nerede kalacağım, kimle kalacağım, ev tutacak mıyım, tutmayacak mıyım? Yani o kadar uzun sürdü ki bu süreç benim için. Çok acayip yanlış kararlar verdiğim vesaire dönemler oldu. Evimin ama şöyle düşün, çok erken de başladı. 1985 Büyük İstanbul Karı'nda Eminönü'nde kaldırımda oturmuş nereye gitsem diye düşünüyordum. Yani o kadar ufak bir çocuğum ki. Hani o zamandan beri benim bir ev sorunum vardı. Neyse çözüldü, 30 yaşından beri yok. Ev arkadaşların oldu mu ki? Yani oldu sen, tabii. Senin de böyle depremlerin oldu mu yani? Yani benim çok depremim oldu. 1-2-3-5 falan değil ama hani iki üniversitede de ev arkadaşlarım oldu. Kadıköy'de, Cihangir'de, Çapa'da beraber yaşadığım bir yığın insan vardı hayatımdan geçen. Ama onlar tatlı dönemlerdi. Fakat hani sorunsuz dönemler değildi. Bir sabah bir uyanmıştım mesela, evde hiç kimse yoktu. Yani eşya falan da yoktu. Ben uyurken gitmişler falan. Nasıl hani, ya, haber vermedim. Yani çok ani gitmeleri gerekmiş. Yani olabiliyor böyle şeyler. Yani çok sarsıntı. Hayır işte olamaz. Bak Francis gibi davranıyorsun burada. Ne demek o? Ama ben dedim zaten o da bir ortak ama noktamız. Şey ben sorunsuz affedeceğimdir. Eşya yok, arkadaş yok. Öyle şey mi olur ya? Yok onlar sonra çıktılar ortaya zaten de başka bir yerden çıktılar. Yani şunu demek istiyorum, eğer şey diye bakacak olursak, ben insanlara kızma duygusu olmayan biriyim. Yani o an kızarım ama o an kızarım yani. Sonra hiçbir şey hatırlamam. Hatta şöyle yaparlar, Ilgın bak şöyle bir karar veriyorsun ama verme çünkü şöyle olmuştu falan diye. Hatırlamadığım için ben de bir tür Francis'im yani. Enteresan.
Enteresan. Yok, ben bayağı kızınca, yani şöyle kin tutan biri değilim ben, ama bende büyük duvarlarım var. O duvarı ördükten sonra Zaten aşamıyorum. çok majör farklı Evet. karakterleriz. Yani sen çok daha sertsin. Ben biraz Sofya'yım. Ben kararlıyımdır bu arada. Ben sert değilimdir ama çok kararlıyımdır. O kararı verdiysem, kararı verene kadar gereken süreci ben hakkıyla geçirdiğim için kararımı değiştirmem. Benim de şöyle, yani ben sertim ama o sertliğe gelene kadar bir sürü aşama kaydetmiş oluyorum. Çok büyük sabırlıyım yani. Aşırı sabırlıyım. Yani o aşamaları geçerim vesaire, ama son noktada artık hani şeyi fark ediyorum zaten, yaş ilerledikçe de şeyi fark ettikçe, saygısızlığa hiç tahammülüm yok kızgın. Çok Yani iyi anlıyorum. o noktada mesela benim sınırlarım galiba o. Ondan sonra yani eğer saygı duyulmadığını hissediyorsam kendime ve aynı saygıyı, yani verdiğim şeyin karşılığını alamıyorsam, kocaman bir duvar örüyorum ve o benim için çok pozitif bir duvar. Yani bir daha o duvarı aşamıyorlar. Yani kin duymuyorum ama ulaşmasın bana. Yo, bu çok normal bir durum. Bu da bir aslında sağlıklı da bir mekanizma bence. Zaten her şey bize ulaşmamalı. Yani her güçer isteyen bize ulaşmamalı. Ve herkes affedilmemeli. Evet, Herkes ben hoş görünmemeli. zaten bu affetme hikayesiyle de ilgili dansçı okumalarında bir bölümde açmıştım. Her şey affedilebilir bir noktada olmamalı zaten. O zaman şöyle bir şey oluyor. Yaşadığın pratiğe ya da yaşadığın durumlara da bir noktada ihanet etmiş oluyorsun. Ben ona inanan biri değilim. Çünkü affedilecek şey var, affedilmeyecek şey var Yok, yani. küçücük şeyleri bile belki de affetmemek gerekiyordur yaşım. Yani benim bu hayat tecrübem, şu yaşım, edindiğim ne varsa şunu söylüyor. Küçücük şeyleri affettiğinde marj giderek büyüyor ve insan egosu böyle bir ego. Evet, ve onu pratik etmişsin, bir şey yaşamışsın. Yani sana getirdiği bir şey de Tabii ki. olmuş. Onu boşa Çoğu zaman da çıkartmamak ama şey lazım. yaparsın ya, ne olacağını bile bile yaparsın. Hani hep hani Rus ruleti, ya çıkmazsa Ama çıkar. mutlaka çıkar. Yani çünkü aslında iki şey hiç yanılmaz. Annenin hissi, annenin düşüncesi ve içgüdün. Yani bir insanı görünce sen aslında bilirsin ne olacağını. Yani o içgüdü sana doğruyu söyler. O söylemese annen söyler. Peki eklemek istediğim bir şey var mı filme dair ya da konuştuklarımıza Yo, canım Greta dair? ve sevgili eşi Noah. Peki, çok teşekkür ederim o gün. Ben teşekkür ederim. Çok hoş bir sohbetti. Bilmukabele. Bir sonraki programda görüşmek üzere.